Hi Gas Bro kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Merhabalar arkadaşlar. Bugün Yedigöller, Düzce ve Bolu. Ah, olmadı ya. Yeniden baştan. Batı Karadeniz oluyor abi. Kuzey İç Anadolu. Merhaba, evet, hoş geldiniz. Ne işin var benim? Ne kuruyoruz? Aprenas Familia 4.1. Acaba kaç kişilik bu? Bu 4 kişi, 4-5 de oluyor ya. Masanın. Hocacığım ben bunu Letgo'dan ikinci el olarak aldım. Adam arkadaşımız bunu iki defa kullanmış ailesiyle birlikte. Fakat büyük geldiği için bunu satma kararı almış. Daha sonra Letgo'dan ben bunu kaç almıştım arkadaşlar? Getir abi. 6. Tamam. Ben bunu 600 liraya falan mı düşürdüydüm? 600 aldın. Sıfır ne kadardı abi o zaman? Sıfırı 1100 lira. İyi, güzel. Yani 5 kişilik bir aile çadırı şimdi için. Şimdi kardeş. Bu içe. Aynen. Şöyle dur. Tamam, bırak bunu böyle. Alperen'cim ne yapıyoruz? O hizmeti doğaya atmıyoruz yani, değil mi? Yok lan. Yok lan. Yok lan. Yani. Daha önce kıyasla nasıl çadır? Dar değil değil mi? Geniş, ferah ferah kal. Ya ayakta rahatlıkla dolanabiliyorsun. Harbi mi? Tabii canım. Kaç santim üstü? Benim senin sen ayakta durabiliyor musun mesela? 1.80. 1.80. Ve ailenle yani. Oo, kuşa bak. Ne bu kuş? Aziz abi bugün çadırı kurup bizi uyutabilecek mi? Da 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 dam. Da 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 dam. Geldik günün sorusuna. Yani Hasan'cığım profesyonel bir kampçı olarak böyle bir soruları kabul etmiyorum. Biraz daha tecrübeli sorular sorarsan onlara cevap verebilirim. Ustanın çırağı. Kayıttaydım ama. Ama kayıttaydım. Ben korkmadım ama. Hani baktım ustam ne durumda diye. İzleyecek, ustam, izleyip bakacağız. Ustam korkuyorsa i̇zleyip ustam. Bakacağız. Ustan 15 dakika diyor, sen ne diyorsun? Bugün Yedigöller'deyiz. Yedigöller'e kamp yapmaya geldik. Bu gece burada kalacağız. Yarın Abanta ve Pürenli yaylasına gideceğiz. Yiğit, Pürenli yaylasıydı değil mi? Evet. Pürenli yaylasına gideceğiz. Orada da kamp yapacağız. Daha sonrasında bir ATV turumuz olacak. Bir gün, bir gün, bir gün. Üç gün boyunca böyle devam edecek. Abi yayla gibi ya. İç tente içe sereceğiz şimdi. İç tenteler şuralara asılıyor. İyi de mesela iç tente buradan sonrasından var. Burada da var mı iç tente? Burası teras. Teras burada, gibi burada yok. Burada oturuyor çay kahve. Yağmur. Burada da iç tente olsa var ya çok on numara ya, olurmuş. İç tenteye bence gerek yok ya. Yaz balkonu üşünür gibi. Ama. Şimdi 5 kişi kalacaksın ya. Böyle komple yatak olduğunu düşünsene abi. 10 numara olurmuş. Öyle değil lan. Şöyle. Böyle olmaz mı? Öyle değil. Böyle mi? Bakayım mı yönünü? Yok öyle değil. Böyle. Böyle takılmış. Öyle değil. Niye öyle değil biliyor musun? Çıkıyor çaksın, diye mi diyor? Çaksın gösterdim. Burada dönüyor mu diyor? Hayır. Dönüyor diye şimdi, mi diyor? Şimdi bu nereden direnç gösteriyor? Böyle değil mi? Dirence karşı tutuyormuş da. Tamam da. Yön öyle değil kanka, yön içe bakacak. Allah'ım. Bir doğru. Ne evine lan bu? Daha ne diyorduk? Doğru. Evet. Olmayınca şey yaptı, yön değil. Hayır be ya. Yön değiştirdi. Dedik ki kardeşim. Ben o da yön değiştirdi. Sen elini bulamazsın. Öyle vuracak işte ya.
ya. Abi bunun bir kutu açılımını yapsaydık keşke ya. Yedi... Mutusu yok kardeş. Yedi yöne bir drop üstü. Kız abi bu tulum falan değil. Bildiğim bu adam bunu iki tane battaniyeli karşılıklı diktirmiş. Bize tulum diye vermiş. O çift taraflı, bu çift taraflı. Çift taraflı. İçine kadar sıcak la bunu. Tabii. Girsene. Tamam. Abi biz burayı nasıl sığacağız iki kişi? Sığamazsınız kanka. Seçim. Bu otopark gayet ideal. Yok la çok şey atar la. He. Çok trip acayip atar. Trip atar. Uyumaz ki çok güzel. Acayip trip atar. Korkar araba yani. Arabadan bir arabada oradan. Korkar. Çünkü ben daha önce yaptım öyle. Yaptın mı? Yaptım. Tamam. O yüzden. Lafını ikidir balla bölüyorum evet kanka. Yok. Şöyle ben işte ilk kampanımı burada yaptım. Kız arkadaşımla. O da şöyle. Basit bir çadır aldım. Decathlon'da. Basit bir çadır aldım. Ondan sonra ses mi var sanki? Ses var. Şaka gençler. Bunlar küçük şakalar. Tamam. Yürüyeceğiz mesela. Şu an burada hep ışık vuracak. Şu an niye yürüyeceğiz? Çünkü ileride şimdilik biz gece yürüyüşe devam tamam, ediyoruz. Adamın bakalım adamın neler yapacağız. Orası en kramı. Güzel bir şey olursa çekime devam edeceğim. Dondum, dondum. Allah. Bebek gibi uyuyorlar. Top atsan uyanmaz onlar yani. Benim yanımda getirdiğim tulum 10 dereceydi. Hava kaç derecedir kanka şu an? Şöyle hesapla. Yukarıdaki su donuktu kanka. Sıfırın yani altında eksi bilinmeyen derece. Sabah ben dondum. Ellerimiz nasıl kapalı? Böyle ellerim kıpkırmızı. Ellerimi yüzümü yıkadım. Yanlış tulumla gelmişiz. Hava durumuna aldandık. Çok fena çarpıldık. Yok cinciz pilot. Ne? Yok ben cinciz kampçıyım. O kampçıyım. 10 derece 7 günler kurtarmaz. Ama ne kadar üşürsen işi. Buranın bu güzelliği her şeye bedel. Şu kuru olsaydı kahvaltıyı buraya taşırdık ha. Bank. Burada da biraz fotoğraf çekeceğiz. Sonra kahvaltıya. Oradan da buradan çıkıp Abant'a gideceğiz değil mi? Tamam. Sonra buradan çıkıp Abant'a geçeceğiz. Görüşürüz. Evet. Hasan Bey. Merhaba, günaydın. Bugün ne yiyoruz? Bugün ne yiyoruz? Sana sormalı. Sen çünkü sigara bölümünün başındasın. Ne yiyoruz? Nerede şey? Bıçak, neyin bıçak. Tencere tavuk. Bugün kavurma yumurta yapacağız ya. Bu benim kim o lan? Kızarmadı la onu iyice şöyle altına atsana. Kanka kızarmaya kalırsa ona yetiştiremeyeceğim. Ne? Oldu da kalma. Kormaya ırt hazır da yetiştireyim. Onu tekrar ısınacağım. Gençler Allah kabul etsin, Allah daha çok versin. Amin. Amin. Kavurmayı çok abalmayın. Ekmeğine yiyin. Herkes tabağına bir şeyler alsın. Bu kameranın kadrajı nereye alıyor? Tamamen masaya.
Biz yok muyuz? Biz de varız. Biz isteyen başka bir şey tut. Yok. Şu dakikalara dikkatliydi. Tamam mı? Hangi dakikalara? Şu dakikalara. 61 dakika. Aha hey. Bazlama vereyim size. Olan. Ben seni korkutacaktım. Sözlerse yapma. Korkman yok mu? Hı? Korkman. Korkman gıcı ya. Yapma. Küser dedin. Küser dedin. Ben. Ben hayatta. Dedim ki azabim küsmez. Çakır kaldırır. Öyle mi diyorsun abi? İyi. Akşam uyuş Alperen de o zaman. Tamam o zaman. Hadi. Yardıma gerek var mı? Ben karabeyi alayım. Rahat gelir misin? He? Gelir misin? Kapat ama bir üstü kaldı zaten. Ne oldu? Sanki bir şey. Karşı ucundan mı taşıyor? Mengen yolu üzerinden geldik. Yedigöller'e iki tane rota var. Bol'dan direkt olan rota kardan dolayı jandarma tarafından kapalıydı. Siz de buraya gelirken özellikle kış aylarında o yolun açık olup olmadığını daha önceden öğrenin. Mengen yolunu genelde açık tutuyorlar. O yolun üzerinden gel. O yol üzerinden gelin. Hem tulumum 10 dereceymiş. Eksi derece değilmiş. Gece çok soğuktu. Ben çok üşüdüm. Gerçekten eksinin altındaydı hissedilen hava sıcaklığı. Siz buraya gelirken kesinlikle gece için tulumunuz, gündüz hava ne kadar yumuşak olursa olsun, hava durumu ne kadar iyi olursa olsun, gece için yanınıza, aa bak minik kuş, gece için yanınızda kesinlikle eksi derece bir tulum bulundurun ve bir sıcak su torbası bulundurun, tulumun içerisine atarsanız o da size çok rahatlık sağlar. Burada yağmur da çok aniden başlayabiliyor. Bir yağmurluğunuz, su geçirmez çadırınız, su geçirmez ayakkabınız kesinlikle olsun. Su geçirmez montunuz olsun. Gece soğuğa hazırlıklı olun ve yağmura hazırlıklı olun. Onun dışında pek de sorun yaşamazsınız. Mengen yolu üzerinden Bolu'dan 1 saat 50 dakikada geldik biz. Ama yolda birkaç tane dönemeç sapak var. Bu sapaklara dikkat edin. Yanlış yola girerseniz çok bambaşka bir yere çıkabilirsiniz. Vodafone burada çekmiyor. Yol üzerinde de çekmiyor. Yani Bolu'dan sonra Yedigöller yoluna girdiğinizde Vodafone kesinlikle çekmiyor. Bunu göz önünde bulundurun. Burada gündüz saatleri tüp, mangal, piknik yapmak hepsi yasak. Gece akşam 7'den sonra ateş yakabilirsiniz. Bunlar içinde ateş konteynerler var. Bu konteynerlerde ateş yakabilirsiniz. Bu konteynerlerde akşam yemeğinizi pişirebilirsiniz. Ama gündüz saatlerinde burada herhangi bir ateş yakmak, piknik yapmak yasak. Bunun için ormancılar ve görevliler sürekli geziyor. Herhangi bir ceza yememeniz için buna hazırlıklı gelin. Ama burada zaten büfe, restoran falan var. Yani burada yemeğinizi burada da alabilirsiniz. Mescit var, abdesthane var, tuvalet var, çöpler var, çeşme var, tatlı su var. Bunları değerlendirebilirsiniz. Buraya kadar su taşımanıza gerek yok. Ben buraya hiç yaz aylarında gelmedim. Yaz aylarında durum daha nasıl oluyor bilmiyorum ama sonbahar ve kış aylarında gerçekten çok sakin, çok keyifli kamp yapabileceğiniz, dinlenebileceğiniz bir yer. Herkese tavsiye ederim. Fakat doğru ekipman seçmeye gerçekten önem gösterin. Çünkü burası göl kenarı olduğu için çok soğuk oluyor. Abant'ta görüşmek üzere. Aldım adam öyle verdi. Hayır böyle yamuk olamaz. Adam öyle verdi. Sen ne yaptın? Seni kandırmışlar abi. Gözümle gördüm. Barış'ı da şöyle bir sıkıştıracağız. Ne yaptın? Ya ama ben ne güzel çekim yapıyordum, çalışmıyordum. Artık çalışıyor. Kanka bunlar? Razes, boğmadı lan. Alperen çubuklarda kaldı kanka bak dışarıda. Hasan'ın elinde var.